Günaydın. Hoş geldin Birsen. Sen niye hala bu haldesin? Yeni mi kalktın? Öyle sayılır. Kötü uyudum dün gece. Göreceksin. Tatil sana çok iyi gelecek. Ben dün gece düşündüm taşındım. Seni yalnız bırakmayacağım. Tatile beraber gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Birsen. Evde kalmak istiyorum. Hayır efendim. Evde falan kalamazsın. Biletleri aldım. Yerimizi ayırttım. Üzgünüm Birsen. Senin programını da mahvetmek istemezdim ama gelemem. Ne oldu sana? Hiç inkar etme. Bir şey olmuş. Polat bana evlenme teklif etti. Ne dedin? Hayır dedim. Oh, iyi etmişsin. Sen ona evlenme teklif ettiğinde o da hayır demişti. Cevabını almış. Peki sen niye mutsuzsun? Korkma canım. Nasılsa tekrar gelecek. Sen de evet diyeceksin. Evet demeyeceğim Birsen. Şaka yapıyorsun herhalde. Leyla, bak kötü şeyler geliyor aklıma. Bana ne olduğunu anlatmadan bırakmam. Efendim? Ne oldu Aynur'a? Mühendislerin bulunduğu araç saldırıya uğramış. Yaşıyorlar mı? Bilmiyoruz efendim. Kaçırılmışlar. Nerede olmuş olay? Akşam dışarı çıkmışlar. Koruma aracı, korumalar ve sürücü ölü bulunmuş. Erdem'e haber verdiniz mi? Efendim, kaçırılanlardan biri de Erdem. Merhaba Aydan Hanım. Bu aralar sık sık karşılaşıyoruz. Geçen sefer iyi dayanmıştınız ama size söz veriyorum, bu sefer sizden o şifreyi alacağım. Lütfen, lütfen yapmayın. Ne o? Elektriği özlemediniz mi? Ben sizi özlemişsinizdir diye düşünüyordum. Buna bir kere alışan bir daha ister. Nasıl? Güzel değil mi? Lütfen yapmayın. Ah, daha bir şey yapmadım bile. Sakın şifreyi hemen söylemeyin. Yoksa eğlencesi bozulur. Bitecek zamanı buldun. Hadi. Hadi çalış, çalış, çalış. Yeter! Rahat bırakın onu! Aşağılık herifler! Rahat bırakın onu! Rahat bırakın! Rahat bırakın! Rahat bırakın! Rahat bırakın onu! Ne bağırıp duruyorsun? Tamam, tamam. Sakin ol. Bak, arabamın şarjı bitti. Bana elektrik lazım. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Madem o kadar çok istiyorsun, sandalyene de elektrik veririz, sana da. Ama öncelik kız arkadaşında. Seni aşağılık herif! Öldüreceğim seni! Komutanınızla görüştürün beni! Kim olduğumu bilmiyorsunuz! İstediğiniz şey bende!
Tamam. Söz veriyorum. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Lütfen anlat artık Leyla. Doktora gittim. Bana hasta olduğumu söyledi Birsen. Ne kanseri Leyla? Akciğer. Ya ne diyorsun sen? Kim dedi? Hem öyle bir doktorun demesine bakmamak lazım. Başka birine daha gideriz. Kanser dediğin de çaresiz bir hastalık değil ki artık. İlacı var, doktoru var. Tabii ilk anda duyunca moralinin bozulması normal. Ama sen güçlü bir kadınsın. Hayata küsecek halin yok. O kadar ani oldu. O kadar üst üste geldi ki her şey. Ne yapacağımı bilmiyorum Birsen. Ben sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Burada evinde kalmana izin vereceğim. Ama ben de senin yanında kalacağım. Kimse de burada olduğumuzu bilmeyecek. Lütfen Birsen. Sen tatiline git. Hayır canım. Birkaç saat izin ver bana. Dip işlerimi ayarlayayım. Evden de birkaç parça bir şey alıp geleyim. Sen de o arada kalkıp bir duş al, kendine gel. Bak, tekrar söylüyorum. Kendini bırakmak yok. Daha yolun başındayız savcı hanım. Polat geldiyse ne diyeceğim ben ona şimdi? Bir senle kız kıza tatile gidiyoruz dersin. Merhaba Leyla. Safiye hoş geldin. Merak ettim, bir uğramak istedim. Müsait misin? Tabii tabii. Gelsene. Siz buyurun lütfen. Ben de tam çıkıyordum. Canım sen akşama hazırlan. Ben gelip seni alacağım. Uçak gece 10'da unutma. İyi tamam. İyi günler. Safiye geçsene. Geliyorum. Görüşürüz canım. Bir haber var mı Aynur'a? Minibüsü bulduk. Erdem'le Aydan? İkisi de yok. Araç terk edilmiş haldeydi. Uydu takibi yapın. Erdem'in bulunduğu yerde mutlaka sinyal gelmesi lazım. Takip ediyoruz efendim. Ne yazık ki şu anda hiçbir iz yok. Bir terslik olmalı. Siz olağan dışı her hareketi, dikkatinizi çekecek her sinyali takip edin, bana da mutlaka bildirin. Erdem bize bir işaret verecektir. Tamam efendim. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Kendin almadın mı kahve? Yok, ben bir senle içmiştim az önce. Demek akşam beraber tatile gidiyorsunuz. Hı. Abimin teklifini yeniden düşündün mü Leyla? Sürekli düşünüyorum Safiye. Peki kararın değişmedi mi hala?
Kafam o kadar karışık ki. Toparlanmak için gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben seni yalnız bırakayım o zaman. Hayır hayır. Şimdi için demedim. Otur lütfen. Leyla. Bu kadar zamandır beklediğin şeye neden hayır dedin? İnan anlamıyorum. O zaman ben de sana şunu sorayım Safiye. Cahit gelse. Sırf abin istediği için sana evlenme teklif etse. Ne dersin? Polat acaba benimle evlenmeyi gerçekten istiyor mu? Yoksa asıl niyeti Ömer Baba ile Nazife annenin vasiyetini yerine getirmek mi? Hem zaten ben bu hayatta ona ne verebilirim ki? Canım, bence de sen bir süre yalnız kalıp düşünsen iyi olacak. Bir ihtiyacın olursa ararsın, tamam mı? Polat Alemdar bize karşı ilk hamlesini başlattı. Azeri bir iş adamını Türkiye'ye çağırdı ve bazı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin içeriği nedir? Yeni bir petrol rafinerisi kurmak Bünyamin Bey. Rafineri kursa bile işleyecek petrolü nereden bulacaklarmış? Eğer Polat Alemdar böyle bir hamle yapıyorsa muhakkak bir hazırlığı vardır. Haklısınız Bay Zaharyaz. Beyler bildiğiniz gibi rafineri bizim en büyük iş alanlarımızdan biri. Eğer buradaki payımıza bir ortak gelecek olursa ekonomik dengeler de sarsılır. Ayrıca sorumlu olduklarımız da bunun hesabını bizden sorar. İşte bu yüzden bu işin engellenmesi gerekiyor. Bu konuda Can ve Mete Bey'in de görüşlerini merak ediyorum. Elbette onlarla da zamanı geldiğinde konuşulacaktır Bünyamin Bey. Ben öncelikle sizin fikirlerinizi almak ve ortak hareket edip edemeyeceğimizi bilmek istedim. Yani uzun lafın kısası, söz konusu girişimde bulunan Azeri yatırımcının konsey adına infaz edilmesini istiyorum. Ben her zaman patlayan bir silahtan memnuniyet duymuşumdur. Sonuçta silahın yanında mermiyi de biz satıyoruz. Meseleleri finansal yönden çözmek biraz zaman alıyor. Ben de uygun buluyorum. Efendim, ben emrinizi uygulamak için her zaman hazırım.
işin var senin burada? Bir hoş geldin yok mu? Üstelik gelirken sana hediye de getirmiştim. Bunlar da kim? Kendilerini petrolün sahibi sanan Türkmenler. Akılları sıra kuyuları koruyorlar. Sen yine burada, benden habersiz, iş mi çeviriyorsun? Senin sahiplerinin meseleden haberleri var Sadık Britani. Beni fazla yormadan istersen git onlarla konuş. Ben zamanında Mr. Brandon'la özel olarak konuşmuştum. Süreci de çok iyi biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Türkler petrol için buraya gelecekler. Bundan haberin var mı? Petrol arazilerini belirledik. Teker teker kontrol altına almamız gerek. Türkler buraya girerse senin de kaçacak yerin kalmaz. Ne zaman geliyorlar? Geldiler bile. Dikkat! Dikkatli olun! Ne olmuş burada böyle? Terk edilmiş olamaz. Keçiler bu insanların tüm hayatı. Bırakıp da gitmezler. Neredeler o zaman? Büyük ihtimalle saklanıyorlar. Biz sizin için geldik, korkma. Korkmuyorum ben. Gizlenmiş bir sürü yerde sizi izleyen arkadaşlarım var. Hepsinin tüfeği var. Gitmezseniz vururuz hepinizi. Tamam tamam, teslim oluyoruz. Ateş etmeyin sakın, öldürmeyin bizi ha. Kimsiniz siz? Niye geldiniz buraya? Hamdi abiyi tanır mısın sen? Tamam. Ne yapacaksınız Hamdi'yi? Biz onun misafirleriyiz. Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'den mi geldiniz? Evet. Neredeler? Götürdüler. Kim? Şedid. Hoş geldiniz Hakkı Bey. Hoş bulduk Baltazar. Buyurun oturun lütfen. Oturmayacağım. Haber verseydiniz ben gelirdim. İşin aciliyeti var Baltazar. Sizi dinliyorum efendim. Fehmi Bey sana verdiği son görevi başarıyla tamamlamış olmandan memnun. Şimdi o işin devamını yerine getireceksin. Sıradaki kim Hakkı Bey? Bu seferki isme ulaşman kolay olmayacak.
Arkasında Polat Alemdar var. Bu adamın İstanbul'da nerede kaldığını, nasıl korunduğunu, nasıl ulaşabileceğimizi, hakkında ne varsa öğren. Ne yapıyorsun? Bak, sana bahsettiğim tarifi buldum. Çardak kebabı. Oo, sen bana böyle sürekli yedirirsen ne olurum ben 2 günde? Gelinliğe sığmam diye endişelenme. Düğünden 1 hafta önce gelin diyeti yaparız. Hiç öyle bakma Leyla. Yaşadığın şokla anlık bir karar vermişsin. Ama sonunda istediğin şeyin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Elbette. Hayatta en çok istediğim şey Polat'la evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Rüyalarımda bile görürdüm biliyor musun? Ama baksana. Nasıl olacak şimdi? Sen önce şu elmayı yiyeceksin. Ay hayır ya. Hadi. Sonra da böyle kötümser kötümser konuşmayı bırakıp benim tanıdığım gerçek Leyla gibi gülümseyeceksin. Göreceksin bak. Her şey yoluna girecek. Var mı bir haber Cahit? Hiçbir yerde izlerini bulamadık abi. Diğer mühendisleri ne yaptınız? Korumalarını arttırdık abi. Onların bir sıkıntısı yok. Haberleri var mı olanlardan? Yanlış bir şey yapmasınlar diye uyarmak amacıyla söyledik. Ama hepsi aklı başında adamlar. Ne söylendiyse ona göre hareket ediyorlar. Abi haber beklerken ben de Fehmiler'den soruştursam mı acaba? Mühendislerimizin peşinde en son Lyon timi vardı. Yine onların işi gibi görünüyor. Fehmi'nin haberi yoktur. Ben de o zaman Can'a gideyim abi. Bizim Lyon'u takipte olduğumuzu bilmeleri onları uyandırır. O zaman Erdem'e hiç ulaşamayız. Abi kim olduğunu bilmiyorlarsa Erdem'i yaşatırlar mı? Belki de boş yere ondan haber bekliyoruz. Erdem hayatta Cahit. Mutlaka bize haber verecektir.
Ne oluyor? Kapıdan uzak durun. İyi misiniz? Akif? Hadi araçlar arkada bekliyor, çabuk. Bana da bir silah ver Akif. Hadi çabuk. Çıkıyoruz. Acele edin. Hadi yürü, hadi. Yürü yürü. KGT'den ayrılıyorsun Fırsat. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır, hayır. Sana başka bir görev vermeyi düşünüyorum. Sokaklar şehirlerin damarıdır. KGT oraya müdahale etmekte etkisiz kalıyor. Bizim sokakların nabzını yoklayacak dirayetli birine ihtiyacımız var. Dedenin ve babanın namı hala sokakta. Senin bunu da kullanarak orada söz sahibi olmanı istiyorum. Yani yer altına mı geçeceğim? Aynen. Akif'le beraber mi olacağız? Hayır. Akif'in görevinden haberi olabilir. Ama yolun gereği Akif'le ters düşebilirsin. Saat baban öldüğü zaman durdu. Baban zamanı bununla tutardı. Şimdiye kadar duruyordu. Bundan sonra senindir. Bu saat senin kolunda çalışacak. Seninle de kontağım bununla olacak. Saat otomatik olarak durduğunda benimle iletişime geçmeni istiyorum demektir. İlk yapman gerekenleri Timur anlatacak sana. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Gel Miran. Hayırdır, canın sıkkın, bir şey mi var Pusat? Önemli bir şey değil. Öyle işte. Sen niye geldin, hayırdır? Söylediğin gibi Baltazar'ı takipteydik Pusat. Yine neyin peşinde Balta? Azeri bir iş adamının peşindeler. Nail diye biri. Kimmiş, neciymiş, baktınız mı? Vallahi o kadarını bilmiyorum ama bu Baltazar'ın boyunu aşacak bir işe benziyor.
Demek ki Hakkı Bey Baltazar'a sefirlik yolunda yeni bir kapı açtı. Sen takibe devam et Beran. Tamam Usta. Demek elektrik için sabırsızlanan adam sensin ha? Aydan nasıl? Ne yaptınız ona? Duygusal durumlar öyle mi? Belki de elektriği gerçekten sana vermeliyiz. O zaman Aydan Hanım'ın dili çözülür. Aşağılık herif. Öldüreceğim seni. Nasıl öldüreceksin? Sıkıntıdan mı? Ha? Ne söyleyeceksen söyle artık. Sıkmaya başladın. Bütün eksikhanelerini biliyorum. Kimsin sen? Bu projenin başında ben vardım. 81 hanenin. Hepsi ezberimde. Ya... Diyelim ki öyle. Bu şifreleri nasıl alacağım senden? Kızı bırakacaksın. Kabul. Ama ondan önce şu arabayı şarj etmeme izin vereceksin. Böyle hareketsiz kalmak sinirimi bozuyor da. Dua et. Söylediklerin doğru çıksın. Yoksa sana öyle bir elektrik veririm ki iskemlenle bir olursun. Yüz taraması yaptınız mı? Yaptık. İçerideki adamın projenin sorumlusu olduğu doğru. Yaklaşık bir sene önceki uçak kazasında öldüğü rapor edilmiş. Bak sen... Demek o zaman da peşinde koştuğumuz adam buymuş ha? Ne yapalım efendim? Yardımcı olun şuna. İskemlesine elektrik bağlatsın. İş adamı Nail'i tanıyor musun? Sorduğuna göre sen tanıyorsun demek ki. Evet tanıyorum. Ne işin var o adamla? Bir an önce bulmam lazım. Arıyorsan nerede olduğunu biliyorum. Herhalde beni yerini söylemek için çağırmadın. Ne için çağırdığımı söyledim. Adamı bulunca ne yapacaksın?
Hakkı Bey'in verdiği emri yerine getireceğim. Konsey onunla ilgili bir karar mı vermiş? Bu konuda ben ağzımı açamam Andre. O zaman kulağını aç, beni dinle. O adamı sana bulurum. Ne yapacağını da ben söylerim. Erdem'in yerini bulduk Cahit. O zaman gidip alalım abi. Aydan. Merak etme. Birazcık hırpalandı hepsi o. Aşağılık herif. Eğer kim olduğunu baştan söyleseydin, bu güzel sevgilin bu hale gelmezdi. Evet, konuştuğumuz gibi şifreyi gir. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Şifre buydu, tamam mı? Şimdi bırak gitsin. Götür. Şimdi de kalan iki şifreyi gir. Efendim, Erdem'in sinyali yaklaşık 500 metrelerden geliyor. Araçla mı devam edeceğiz abi? Hayır. Oraya ulaşana kadar fazla gürültü çıkarmamak lazım. Yoksa onları elimizden kaçırırız. Mümkün olduğunca sessiz gidelim. Tamam abi. İşini bitirmeden onu bırakmamı bekleyemezsin. Ama aferin. En azından kızcağızı işkenceden kurtardın. Bana söz vermiştin. Sağ. Pazarlık yapabilecek durumda değiliz. Bir an önce işini bitir, ikiniz de serbest bırakayım. Türkiye'ye sadece ikimiz mi saldıracağız?
Sadece Raskolnikov sen değil. Bunları da olacak. Tilki'nin ekibi çok kalabalık Raskol. Ne kadar kalabalık olursa attığın mermi o kadar isabet bulur. Duydum ki Raskol Tilki'yi inine sokacakmış. Ben de geldim. Pusat yanında olduğuna göre Raskol'un işi daha kolay olur. Sol. Şimdi son şifreyi de alayım. Ondan sonra seninle ve kızla işim bitecek. Ama benim seninle işim bitmeyecek. Konuşma da işini yap. Alarm. Sen ona değil buna bak. Kafan karışmasın.
Nerede Timur? Efendim, sinyal yukarıdan geliyor. Yürü. Efendim, sinyal bu taraftan geliyor. Sen o tarafa al.